aralıklardan çıkıyorum gördüğünüz gibi. Efendim çok koşturmalı bir yıl geçti. Ben Deniz Demir Yılmaz. Radyo TV ekranlarında Kampüse Sorduk programıyla sizlerle buluşuyoruz biliyorsunuz. Ve 2019'un artık son Kampüse Sordukları. Aralık ayındayız. Normalde çok soğuk olması lazım ama Kıbrıs şartları çok şükür çok iyi hava. Güneşli. Güneşin de tadını çıkartmışken öğrenci arkadaşlarımıza 2020'den neler bekliyorlar ve 2019 onlar için nasıl geçti? Öğrenelim isterseniz. İyi seyirler. Seni biraz tanıyalım. Merhaba, Barış ben. İletişim Fakültesi, Halk İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi. Aynı bölümdeyiz. Aynen aynı bölümdeyiz. Ya bitirdim ben tabii biliyorsunuz. Barış, artık bir yıl daha sona eriyor. 3 yıldır da Lefke'desin, Layü'desin. Nasıl geçti senin için bu yıl? Bu yıl biraz zorlu geçti. Bazı program dersleri aldığımız için biraz zorlandık ama yine üstesinden geldik çok şükür. Aralık'la birlikte artık hem ayın hem de yılın sonuna gelmiş bulunuyoruz. 2020'ye geleceğiz. Var mı 2020'den isteklerin, dileklerin? Yani tek isteğim barış ve huzur dolu bir yıl geçirmek bütün arkadaşlarım için. Ben Gizem. Beslem Öğretim 2. sınıf öğrencisiyim. Gizem, 2 yıldır buradasın. Artık bir de 3. yıla geçeceksin. Yani Aralık bitiyor. Yeni bir yıla giriyoruz. Nasıl geçti senin için bu yıl? Güzeldi ve ama biraz zordu dersler falan. Onun dışında iyiydi ya. Peki 2020'den dilediklerin var mı? İsteklerin var mı? Hiçbir dersten kalmamak. İnşallah. Bu kadar, bir de mezun olayım yeter. Merhaba, ben Furkan Korkmaz. Burada mimarlık okuyorum. 3. senem. 3 yıl geçirdin Furkan. Artık 2020'ye giriyoruz. 2019'da seni çok üzen bir olay oldu mu? 2019'da beni çok üzen pek bir olay olmadı. Sadece aile içinde bir sağlık problemi olmuştu. Sadece geçmiş olsun. Pek fazla bir şey yok. 2020'de inşallah gönlünce geçsin her şey. Gümbür gümbür geliyoruz ya. Diyorsun. Özellikle Layı Tiyatro olmak üzere. Layı Tiyatro duydunuz herhalde. Hazırlıklarımız her zaman devam ediyor. Çok güzel oyunumuz var. Yeni gelecek olan arkadaşlarımız için de çok güzel bir ortam. Gelmelerini tavsiye ederim. Okulun kulüplerine katılmalarını da tavsiye ederim. 2019 benim için güzel bir yıldı. Sessiz, sakin. 2020'den de başarı istiyorum. Güzel bir Türkiye, güzel bir dünya. Ben Söğeden Nurgül, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyorum. 1. senem. 2019 senin için nasıl geçti? 2019 çok sıkıntılı geçti benim için. Buraya gelmem bir miktar kafamı dağıttı. Buranın havası çok güzel Türkiye'ye göre, hele de Adana'ya göre. Çok güzel havası var. O yüzden oksijen iyi geldi. 2020'den beklentilerin var mı? Mutluluk. Vallahi bol yağmurlu. Biraz güneşli. Eğlenceliydi. 2020'den beklentilerin var mı? Mezun olmak. Lefke dünyanın en güzel yeri. Yani tarihiyle, yeşiliyle, doğasıyla. Bozulmamış, gerçekten bozulmamış. Bakir, pek çok değeri, Nihal Adağı bulunduran bir bölge. Yani bunu bu şekilde sürdürmek gerekiyor. Evet. Bozulmadan sürdürmek gerekiyor. Bir miktar sıkıntılar olsa bile yine de diğer bölgelere göre çok daha iyi durumda, çok daha avantajlı. Daha barışçı, daha istikrarlı bir ortama da 2020'yi yaşamamız dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Eski yılla yeni yılın arasındaki son geçiş olduğu için Aralık denmiş efendim. Ve 2019'un artık son günlerindeyiz. 2020'ye geçiyoruz. Kampüsten sizlere 2019 nasıl geçti, 2020'den beklentiler neler diye söylemiştik. Ben de kendi nezdimde 2019 benim için çok güzel geçti. Tabii ki kah güldük kah ağladık ama inşallah 2020'de güldüğümüz bölümler daha güzel olur. Kendinize iyi bakın. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Görüşmek üzere.